TBT Show'da bu hafta Sinan Güler konuğumuz. Sağ olsun kırmadı. Bizimle seni beraber oldu. Eksik olma. Sağ eksik olsun. Olma. Konuk ettiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Biz geldiğin için ve keyifli bir program olacağını düşünüyoruz. Bakalım. Heyecanlıyım. Heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım. Bir kere şöyle başlayalım hocam. 15. sezon. 15 oldu mu? Baktım ben 15'ti. Yanlış yanlış saymadıysam. Yani 15 olmamalı. 2006-2007 başlangıç. 2001-2001 Beşiktaşlar var, onları da saydım. Onları sayıyorsan, o sırada 17 yaşındayım ama yani. Olsun. Peki, o zaman 15 dahil olur. Dahil olduğun bir senaryo sonuçta, o yüzden 15. 15'i bulmuş olabilir. Peki şöyle bir geriye baktığın zaman, geldiğin noktayla alakalı çok kısa bir girizgi alayım senden. Geriye baktığımda geldiğim nokta... önüme konulan şansları doğru kullandığımı ve bu noktada kendi yapabileceklerime ve yapmam gerekenlere doğru şeyleri eklediğimi düşünüyorum. Geçmişe göre baktığımda. Ve bunu da iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Peki çok kısa bir, yani saatlerce konuşursun ama bir sürü koçla çalıştın, çok değerli koçlarla çalıştın. Obradoviç'te bu bir sezonda gördüğün farklılık, en önemli 2-3 farklılık neydi? Yani benim için özellikle kariyerimin büyük bir kısmında hem milli takımlarda hem de kulüplerde tek koçla, yani böyle teke yakın koçla çalışma fırsatı olduğunda net şunu söyleyebilirim. Her antrenör farklı bir okul, farklı bir eğitim anlayışı, farklı bir felsefeleri var. Ama oyun aynı. Oynanan oyun aynı bir noktada. Belli noktalarda her şeyin birleştiği, bir parçaların birleştiği ortamlar da var. Sadece yaklaşımlar farklı ve uygulamalar farklı. Obradoviç'in özel olduğu taraflardan bir tanesi, 16 yaşındaki sporcuya da, 35 yaşındaki sporcuya da aynı heyecanla ve hırsla bir şey öğretme isteği ve çabası. Ben bunu özellikle Fenerbahçe'ye dahil olan genç oyuncular için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Hiç ayırt etmeksizin değil mi? Hiç ayırt etmiyor. Ve her gün aynı heyecan. Yani o çok acayip bir şey. Yani basketbola ayırdığı imkanı herkesle paylaşmayı seviyor ve yani bu konuda özel bir insan. Yani bu da zaten oyuncuyu her geçen dakika, her geçen saniye değerli yapan veya her o yolda... Andan... Yani her andan bir şey öğrenme fırsatım var. Ben yani o yüzden böyle artık antrenmanda bile, yani antrenörle de bir şey konuşacağı zaman bile duyma ihtiyacı hissediyorum ki oradan belki öğrenebileceğim bir şey olur ve oyunda yansıtabileceğim bir şey olur veya benim öğreneceğim ve takım arkadaşlarımla paylaşabileceğim bir o farklı bir şey olabilir. Peki özellikle yeni gelen isimler için mesela Obradoviç çok büyük bir figür. Çok sembolik, yani kenardaki duruşu, kariyeri, bir sürü şey sayarsın. Peki şu bir dezavantaj olabiliyor mu veya olur mu? Onun kenardaki otoriter duruşu ve her anı doğru uygulamaya yönelik tavrı bir noktadan sonra seni saha içinde biraz kenarda Obradoviç var. Ben burada hani bir noktada sahada oyuncunun kendisi olması lazım. Yani kendi bildikleri ve oyunu gördükleri, çünkü evet, bir noktada her şeyi unutuyorsun. Ama aklına geldiği noktada hani bazı pozisyonlarda kısıtlamalar veya da herhangi bir şey, tedirginlik hissediyor ya, musunuz? Şöyle bir gerçek var. Yani yeni gelenler için mesela bu sene Tyler Ennis için de aynı şeyleri konuşacağız. Ya bence bunu, yani bu sürecin içerisinde şu an takıma bakıyorum genel haliyle. Zaten aynı bu takım. Dediğin şeyi hissetmeyecek veya yaşamayacak bir ya da iki tane oyuncu vardır. Bir noktada sahada yapılması gereken ve beklenen doğrular var. Bu doğruların içerisinde de bizim oyunumuzda çok gözükmese bile oyuncuların kendi karakterlerini ve oyuncuların kendi yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri serbest alanlar da var. İnce bir çizgi de var orada. Benim anladığım, daha iyi uygulamak zorunda olduğum ve yeni gelen oyuncuların da bir şekilde anlayıp
sürecini yaşayacağı şey o ince çizgiyi ve o sınırı net belirleyip o sınırın dışındaki bütün doğruları eksiksiz tamamlıyor olmak. Onu yaptığın zaman koç bağıracak mı? Koç tabii ki de bağıracak, bir şey bulur maçın içerisinde. Maçın içerisinde hataların oyunu nasıl, ne kadar daha az hata yaparsan o kadar başarılı olabiliyorsun. Bunu mühim olan sahaya yansıtabilmek ve bizim sahadayken yaptıklarımız içerisinde göremediğimiz şeyleri onun anlatıyor olması. Maç içerisindeki aksiyonda 40 dakikalık süreç içerisinde her şey olabilir. Mühim olan konu o iki öğenin dengesini iyi oturtabilmek. Evet, kesin. Şu önemli bence, yani sana sormam gereken bence en önemli soru şu. Bizim gördüğümüz, dışarıdan izlediğimiz zaman koçla takım arasındaki bağ, koçun duruşu, takıma olan hakimiyeti vesaire. Bunlar zaten herkesin gördüğü, maça gelen insanların izlediği ama Obradovic için bir de gözükmeyen, kimsenin bilmediği bir yüzü var. Bu da sosyal yüzü, oyuncularla saha dışarısındaki ilişkilerini nasıl idare ettiği ve nasıl yürüttüğü. Burada herkes hep olumlu, bütün oyunculardan çok olumlu feedbackler, çok olumlu görüşler alınıyor. Sen bu konuyla alakalı ne düşünüyorsun? Yani koç saha dışında nasıl bir insan? Gene saha içerisinden aslında biraz geçiş yapayım. Saha içerisinde şu dikdörtgenin arasına girdiğin anda full konsantrasyon bekliyor. Full yapılması gerekenlere odaklanmayı ve full antrenörün direktiflerine odaklanmayı bekliyor. Bu aslına bakarsan bizim işin içerisindeki doğru yaptığında işlerin müthiş kolaylaşacağı ve aslında istenebilecek en basit şey. Saha dışarısında oyuncularla kurduğu ilişkiler gerçekten çok güzel. Yani herkese, yani komünikasyon, iletişimi herkese var değil mi? Bireysel kurduğu diyalog ve konuşmaya ihtiyacı demeyeyim de konuşmaya açık oluşu. Evet. Gidip bir derdini paylaşabilirsin. Yani normal hayatın içerisinde de paylaşabilirsin. Basketbol adına da gidip konuşabilirsin. Çok zor değil. Ulaşılamaz bir noktada durmuyor. Ve de özellikle sağ dışarısında veya işte atıyorum kamp ortamı dışarısında daha da böyle güler yüzünü ve samimiyetini görebiliyorsun. Kamp ortamı demişken hemen aklıma takımın hınzırları geliyor ya. Ya çok hınzır, çok... Çok ağırbaşlı bir takımız aslında. Hadi canım. Benim geçenlerde o yani eskiye yönelik baktığımda evet fırlamalıklar var mı? Var, bitmiyor. O zaten şey ama daha sakin, daha ağırbaşlı bir takım var gibi geliyor bana. Şöyle 2-3 tane isim seçmeye kalksan... Yani hiç... benim en çok uğraştığım Ahmet'tir. Öyle mi? Ha. Çünkü uğraşması kolay. O da arkadaşı. O da arkadaşım. O da arkadaşı stabil mi, değişiyor mu? O da arkadaşım Egehan. Stabil, ha, stabil. Genel haliyle. Egehan'la da ortak hem yani sezon içerisinde ortak o yaşadığımız şeyler olabiliyor hem de yani bence pozisyon gereği de genç olarak paylaşımlarımdan yararlanabileceğini düşündüğüm biri. O yüzden keyifli oluyor. Peki Bobby'ye hınzır demez misin ya? Yani Bobby çok fırlama gibi duruyor. Yani Bobby yerini çok iyi biliyor. Öyle mi? Evet. Nerede ne yapması gerektiğini iyi biliyor. Aynen. Hınzır tabii ki de yani bir kere kesinlikle altta kalmıyor. Yani herhangi bir şekilde bir hınzırlık gerektiği yerde yapması gerekenleri biliyor. Ama şansını da çok zorlamıyor diyorsun yani, ya. Ama aynı zamanda şey de yapmıyor böyle, ille de hınzırlık yapayım kovalamasında da değil. Peki geriye doğru dönüp baktığın zaman en fırlama oynadığın takım bir arkadaşı? Bir tane isim gelecek aklına. Bence sen kendin beni cevaplarsın benim için bunu. Ender'cim sevgiler, seviyoruz seni. En fırlaması o mu? %100. Hadi ya. Hiç tartışılmaz. Sen kaç sene oynadın Ender'le? 4 sene, 3 sene mi? Milli takımlar. Milli takımlar dahil bizim bir 6,5 senemiz falan beraber geçti. Ben sana söyleyeyim, altın değerinde o 6,5 sene. İnanılmaz. Paha biçilmezdir diye düşünüyorum. Ve şey işte yani orada işte milli takımda olanlar var, kulüp takımda olanlar var, olmayanlar var. Hep böyle hikayeler şeye dönüyor böyle. Bir anda sen o sene var mıydın? Onlarla başlıyor her şey. Ender o konuda şeydir. İkinci de bence Ender seviyesine yaklaşabilecek Cedi. Hadi ya. Çok enerjik. O da her yeri kovalıyor. Ama çok hiperaktif ya. Evet. Büyük hiperaktif yani. Cedi de. Aynen. Dedikodu yapmaya başladık, farkında mısın? Zaten... Olay oluyorsun. Yani... Ben seni şimdi geriye götüreceğim biraz. Gidelim. Ufak ufak fotoğraflara bakmaya başlayacağız. Heyecanlıyım ben. Ben de heyecanlıyım. Ben de bakmadım inan. Yani bana da sürpriz olsun diye.
Hocam güzel bir sol turnikeyle merhaba diyoruz fotoğraflara. Tüylerim diken. Bu arada saçların var. Teşekkür ediyorum, çok naziksin. ben o zamandan sonra daha kötü fotoğraf gösteririm ama yayına girmez onlar şey yani. Her halin güzel şimdi. Çok sağ ol. Bu ya, Ginobili gibi oldu. Bu kafa hafif yani biraz daha tecrübe var. Aynen biraz oturdu. Ya bu fotoğraf şöyle güzel. Bayrağı tutan arkadaş Amir, Pakistanlı. Oo, oradan girdin. Arkadaşım. Çok değişik yerden girdin. Ve yani her maç o bayrak onun elindeydi. Ve hep böyle mi tutuyor? Yani bu pozisyon ya. Gereği denk gelmiş turnikeye girerken vesaire ama orası zaten bizim işte tribünün öğrenci bölümü. Ve rakip bu arada aynı zamanda böyle derbi kıvamında bir maç. Ve resmi maç değil mi bu? Hazırlık resmi maç. Ya. Ve bizim o sene hep şöyle bir evde, benim Carroll'da oynadığım 2 sene boyunca evde hiç maç kaybetmedik. Ve maçlarda özellikle derbimsi maçlarda hep kırılma anlarında şey oluyor böyle. Top çalıp turnikeyle, top çalıp smaçla bitirdiğim anlar oluyordu. Bu anlardan bir tanesi, fotoğrafı çeken kişi şu anda da Montana hükümetinde de önemli bir yerde, çok da yakın bir aile dostumuzdu. Babam da çok yakındı geçmişten kalma. Bayağı anlamlı bir fotoğraf bu. Gerçekten çok özel bir fotoğraf benim için. O yüzden bununla başlamak güzel oldu. Hocam Volkan Günah, o zaman buradan selamlarımızı gönderelim. Yine müthiş fotoğraf seçimleriyle. Evet, yani müthiş bir giriş oldu. Aynen. Ya bu fotoğrafı anlatabilmek çok isterim ama yani bu fotoğraf aslında... Melih abi, Murat abi. Polat, Mori Marcel. Evet. Bu kim? Kerem Özkan mı? İbrahim Erkan. Oo. Bu kim? Yani bu... Derya Yanlıer. Evet, Derya şu anda dikkat edince... Bu kim? Derya'nın hemen solunda 9 numaralı formasıyla... Can Baytok, Hurşit abinin oğlu. Ne diyorsun? Yanındakinin sen olduğunu düşünüyorum artık. Onun yanındaki benim, evet. Çok evet. Ciddi bakışlarımla. Şu evet. Anki şu bakış bu arada hafif Selim'e de benzemiyor mu abimin oğlu? Hocam bu bakışlara geleceğiz. Bu bakışlara... Onlara da gelecek miyiz daha? Tabii, onlar zaten yani gelinmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi. Ben bir tek şurada şunu görüyorum yani bu arada fotoğrafla alakalı. Gerçekten yani basketbolun böyle temelinde yarattığı en büyük değerlerden bir tanesi. İşte 4 kişiden bahsettim. Oraya bir de Karabekir'i de ekleyebilirim buraya. Yani yaratılan bağ ve sahip olduğumuz şanslar bu bağların sayesinde. Yani. Evet, paylaşımlar bu, değil bu paylaşımlar mi? Ve bugün baktığında gerçekten benim şu takımda bulunan 12 kişiden 2 kişi benim en yakın arkadaşlarım ve bunu bulabilmiş olmamız bile bizim için müthiş bir değer. Aynen öyle. Son şampiyonluğumuz bu. Carroll'la mezun olduğumuz sene. Koç mu? Bu antrenörümüz evet. Gary Turcotte. Bu ekip aynı zamanda takımın ilk beşi. Hepimiz aynı zamanda takım kaptanıydık. Burası bir ilk beş mi? Bu ilk beş. Hepimiz takım kaptanıydık. Hepimiz de aynı sene mezun olduk. O yüzden bu takım ayrı bir özelliğe sahip. Hatta demin yayına başlamadan önce söylemiştim ama bu takım devamındaki diğer 12 kişiyle beraber, hep beraber okulun Hall of Fame'ine geçtiğimiz sene seçildiler. Bu sene de ben bireysel olarak seçildim ve yani zaten okul benim için önemli bir yer sahibi ve hala iletişimi ve devam ettiriyorum ve aynı zamanda destek olmaya çalışıyorum olabildiğince ama aynı zamanda hikayenin görülebilir tarafında bunları yaşıyor olmak çok güzel. Peki bu oyunun hücum tarafında sana özgüvenle ilgili motivasyon ve oradaki aşılamayı yapan koç bu koç muydu yoksa bu koç değil mi? Amerika'daki sistemde üniversitede genelde ziyaretlere gidilir. Ben Utah'taki okuldayken Montana'ya ziyarete gittim ve ondan sonraki takım arkadaşlarımla bir arada böyle maç yaptık. O gün bana, daha ilk tanıştığım gün bana antrenör gelip
senin henüz daha kullanmayı tam olarak beceremediğin bir ofensif gücün var. Özelliğin var. Bunu beraber açabiliriz gibi bir yaklaşımda bulunmuştu. Muazzam bir yaklaşım bu arada. Yani orada zaten o cümle aslında... Tavlıyor biraz da yani. Tamamen tavlıyor. Bir de aynı zamanda en sağda pivotumuz var, Russ. O da şey yapmıştı, herhalde ya oyunumu sevdi ya karakterimi sevdi, bilmiyorum artık böyle. Ben okula imzayı atana kadar çantamı bırakmayacağını ve beni salmayacağını söylemişti. Seni sevmeyen ölsün be Sinan. Ama şey yani, gerçekten... İyi takımda. Hem iyi takımda hem de okuldan kazandığım şeyler sadece basketbolda benim hayatıma katkısı olmadı. Geleceğe dair de bir sürü şeyler kattı. Bebek. O meşhur ev. O meşhur ev. O meşhur ev. Altlı üstlü. Murat Şengüler, Sinan Güler. Vallahi tepe taklak ettiğimiz, merdivenlerinde koşturduğumuz ve... Evet. Biz de az koşturmadık sana. Aynen. Ya bir de şey de şimdi böyle hem mahalle olarak düşündüğümde hem ortam olarak düşündüğümde bugün belki ziyaret edenler için farklı bir anlamı taşıyor ama aynı zamanda bizim için bebek her evimiz. Zaman yani evimiz oldu ve bizim için küçük bir köy oldu oradaki yaşayan her insanla beraber. Evet. O kasaba havasını solumak çok değişik değil o mi? O özelliğini çok da ufak olsa bile koruyabilmesi ve aslına bakarsan belli başlı işletmelerin de bunu devam ettirebilecek güce sahip olması çok özel bir şey. Uf. Oo. 2008. 2008. Güzel kapatmıştın. Çok. Bayağı iyi kapatmıştın. Çok keyifli bir andı benim için. Yani hem zaten o iki maç bütün şey boyunca Tony Parker'ın karşısında oynamak. Tony Parker'ın iki maçta 70 sayı atmasına rağmen benim iyi savunma yaptığımı böyle 6 ya da 7 top kaybı yapmıştı aynı zamanda. Ama yani gerçekten benim belki de yani milli takımda bir yer sahibi olabilmemi anlamlandıran pozisyonlardan bir tanesi budur yani. Evet, bu da çok güzel bir andı. Bir de pozisyon olarak yani. Pozisyon olarak da karşımdaki oyuncu olarak da kendimi gösterebileceğim alan olarak da çok mühim bir andı. Evet. Peki Tony Parker dedin. İşte bu kadar attı dedin. Sen Tony Parker'ın çıkışını biliyor musun? Yani nereden inmelendi? Kariyerindeki en büyük inmelenme anını biliyor musun? Kime karşı olduğunu? Tony Parker'ın abimle beraber Adidas kampına gittiklerini ve orada çok ciddi bir rekabette olduklarını hatırlıyorum. Detaylı olarak sen benden bir tık daha bir şey hatırlıyor olabilirsin diye düşünüyorum. 98 Avrupa Şampiyonası. Gençler Avrupa Şampiyonası. Varna'da, Bulgaristan'da Fransa ile oynuyoruz. Abin tutuyor. Çok da kritik bir an. Ama elini hakikaten ağzının içine soktu. Ama tabii ki Parker... Atmak istedi. Tabii atmak istedi ve attı. Ondan sonra Tony Parker'ın o durdurulamayan yükselişi o şut isabetinden sonra başladı deyip abinle çok gırgır geçiyoruz ama tabii ki öyle değil yani. O da farklı bir hikaye. Parker'la alakalı. Abinin kulakları çınlasın. Bu fotoğrafta ne kadar benziyorum sence? Çok benziyorsun. Ben yani fiziksel olarak çok benziyoruz. Evet. Fiziksel olarak çok benziyorsun. Yani Necati abinin ne kadar gençliğine dönersen o kadar sizi buluyorum ben Muratcan'la ikinizi. Abimi de benzetebiliyor musun bu kadar da? Kesin seni daha çok benzetiyorum. Ben fiziksel şey olarak duruş muruş belki abimi bulabiliyorsun ya. Ya kollar falan baksana yani kollar zaten kolların şey, uzunluğu. Bir de düşünsene şimdi burada yani babamdan düzeltiriz ama tahminim A takım değiller daha. Ya da A takım başları Aydan falan. Aydan abi değil mi? Aydan abi. Yani A takım olabilir gene ama gene de milli takımda ya böyle Balkan şampiyonası falan kıvamında gençler daha. Yani fiziksel yapı, duruş. Yo hala bir meraklı bakış var. Evet. Yanında Melih abi poz vermiş. Ben buradayım demiş. Kamerayı görmüş. Bu arada şortlar şahane be. Yani. O zaman tabii... Şortlar Allah'tan çok uzun süreli kalıcı bir trend olmamış yani öyle diyebilirim. Aynen. Muhteşem bir resim daha. Evet. Benim mutasyonumun kanıtı bu bence. Değil mi? Şimdi baktığında kuzenimle abimden biraz daha uzunum. Hocam geriden gelmişsin. Biraz geriden takip ediyorum ki işte
ortamızdaki Memo. Memo ile ben aynı yaştayız. Biraz geriden gelmiş. Bu arada İstanbul Teknik Üniversitesi senin için İTÜ, çok... hepimiz için herkes büyük bir yani. Muhabbet ve... Basketbolun böyle çekirdeği, merkezi. Yani hem Gümüşsuyu'ndaki salon hem Ayazağa'daki salon çok mühim bir yerdi. Çok. Hepimizin basketbolun başladığı noktaydı. O yüzden de ayrı bir değer sahibi. Ki işte bu fotoğrafta işte şunu da şey yapabiliriz. İşte abim muhtemelen 16-17 yaşında hem genç takım hem A takım oynuyor. Babam A takım antrenörü. Kuzenimle ben de o sıralarda... Bu arada ben Mehmet'in bu jenerasyonda sizinle aynı takımda oynadığını bilmiyordum. Bu da bana sürpriz oldu. Fotoğraf. Ya. Bilmiyordum yani. Güzel. Memo iyi de oynardı yani. Halilen okul ve üniversite hayatı farklı yönlere çekti bir noktadan sonra ama yani bunun bir de arka planda şey de var yani. Bulduğumuz herhangi bir potada kavga dövüş, özellikle Memo ile ben yani kavga dövüş. Birbirimize girerek de oynardık. Olay orada başlıyor aslında. Olay orada başlıyor. Bir yani noktada, olayın özü o. Bir noktada şey var mesela, hep şey konuşuyoruz şimdi abimle mesela. Ben profesyonel olup karşılıklı takımsal olarak oynamaya başladığımızda birebir oynamayı bıraktık. Hem ben fiziksel olarak da artık yetişmiştim. Hani o biraz böyle farklı bir ortam yarattı. Ama o zamana kadar gerçekten yani potanın boyu, yeri vesaire hiçbir şey fark etmez. Nerede bulursak oynuyorduk. Ve çok da keyifli oluyordu. Evet yani aslında hani o kadar yakın hani bir aileden birisi ama gerekli yerde ciddi fiziksel rekabetin olduğu ama ondan sonra o kardeşliğin, arkadaşlığın, o sarılmanın her zaman olabileceği şey basketbolun en güzel, sporun en güzel yanı ama baktığın zaman işin doğası... Şimdi Muratcan'la alakalı bir sayfa açmak istersen burada şöyle bir gerçek var. Evet, fiziksel üstünlüğün getirdiği işte yani mesela ben şeyi düşünüyorum. Abi kardeş çok kavga ederdik ama kavgalar zaten çok kısa. Muhtemelen abim küsmeler benim... Küsmeler kısa. Küsmeler uzun, ben çok küserdim. Ama abim benim omuzlarıma oturup kendine gel, nerede olduğunu hatırla, kim büyük kim küçük hatırla diyerek bittiği bir ortamda vardı. Daha sonra yani özellikle üniversiteye gittikten sonra Özlem'in de girdiği şeyle benim en mühim idol olarak gördüğüm insanlardan biri olmasıyla bana profesyonel hayatımda bana kattığı, önde gösterdiği, yaşadıkları her örnekle beraber yani benim için en büyük şans zaten abimle yaşadığı kariyer oldu ki ben belki onun yaptığı doğruları devam ettirdim. Belki onun göremediği şeyi ben görüp farklı şekilde yapabildim. Benim için en büyük fırsat o oldu ve yani her yerde de söylüyorum. PlayStation'da Gran Turismo vardır. Bir tur atarsın, ikinci tur önünden hayalet araba geçer. Abim benim için o oldu her zaman. Güzel örneklerin. Sene 2010. Arkada kalmışsın. Yetişememişim. Kime sarılacaksın acaba yani? Burada birini kapacaksın. Kerem abi ortada birini buluyor. Şimdi muhtemelen bu videoda şeyin devamı. Ben önce bir 3 kere 5 kere sekiyorum. Hiç sıçramadığım kadar sıçıyorum. Dizler böyle kafama onu. Kadar çıkıyor falan bilmem ne. Sonra farkına varıyoruz ki süre bitmedi. Maç devam ediyor. Tutmaya çalışıyoruz böyle takım arkadaşlar. Hep beraber birbirimizi tutmaya çalışıyoruz. Onun devamında bir noktada mol olduğunda herhalde şey oluyor ama yani müthiş bir an, müthiş bir tarifi büyülü, yok değil mi? Büyülü yani. 15 gündü. Ta yani sadece bu an taçlandıran anlardan bir tanesi ama yani bence özellikle 12 tane oyuncu için büyülü 15 gündü. Evet. Yine onun bir parçası. Bir parçası. Ki bunun bir de yan yana hepimizin profil fotoğrafları var koçunun olduğu haliyle. O fotoğraf da mesela çok etkileyici ve özel bir fotoğraf. İyi çok yaşlanmıyorsun Sinan. Yani 2010 baktığın zaman 8 sene geçmiş. Çok büyük gördüğün bir fark gibi yok ya. Şurada bir gerileme oluyor haliyle. Yani saçları boş ver. Saçlarla ilgili değil. Yani genel olarak kendime bak. Metabolizman evet. O anlamda profesyoneliz değil mi? Yani evet. O konuda İyi de öldür, hakkını yeme hocam şimdi. Yani profesyonelsin, kendine iyi bakıyorsun. Bunlar zaten... Teşekkür ederim. Olması gereken. Hem olması gereken hem de aynı zamanda şey de yani... bir noktada evet spor için ayakta durmak, hala mücadele edebiliyor olmak... Bugün hep dalga geçiyoruz. Bu seviyede kalmak için. Geçen hazırlık maçında bir tane rakibi...
99'u mu 2000'li mi yani şimdi bir noktada genç karşımda çok genç ve yani işte kendi tecrübemle neler yapabildiğimi düşünüyorum. Öbür taraftan ben bu yaşımda bu insanlarla hala rekabet edebilecek ortama girebilecek fiziksel ortamdayım. Durumu da var. Yani bu o boyutu da düşünmek, hesaplamak lazım. Aynen. Devamı. Devamı ve madalya anı. Amerika maçı sonrası. Evet. Türk bayrağını kaldırmışız, çok güzel. Aynen, çok çok ya yani gerçekten baştan sona çok özel bir 15 gündü. Ülker forması var abinin üstünde. Ülker formasıyla bu seneleri hatırlıyorum. Evet, yani hem ben de az çok hatırlıyorum. Buralar artık biraz da benim Amerika'ya gittiğim zamanlara denk geliyor. Potansiyel genç kabul edilmiş ve tanınmış. Tanınmış transferi. Aynen. Önemli bir imza, önemli bir büyüme. Oyuncu olarak yapabildiklerinin dediğin gibi kabulünün dışarıdan da anlaşılmasının adına bir şey. Gönül isterdi ki daha sürekliliği olabilir bir noktaya ulaşabilmiş olsaydı buradaki süreci. Ama aynı zamanda yani basketbol Türk basketbolunda ne noktada olduğunda net gösterileceği bir an oldu. Abimle babam tahminim Isparta'dalar bu fotoğrafta. Çok güzel fotoğraf. Sanki topla ilk tanışma gibi. Ama yani aynı zamanda biraz abimin... Biraz da Sistine Chappelle'in eli gibi olmuş. Yani abimin bu arada... bir dokunma var. Abimin bu arada 23 aylıkken bile elinde basketbol topuyla yani... Bu artık tanışma değil de herhalde babam şey diyor, artık oynama ben alayım biraz falan diyor yani. Yani sezon başlıyordur bir şey. Yeter artık. Aynen. Babam formayı giymiş ama burada oynamıyor muhtemelen ya daha. Ya burada babam bence de oynamıyor ya. Yani burada... Yalnız şununla alakalı yani şimdi iki fotoğraf bir arada babam, abim basketbol olarak neler yaptıklarını ve bizim ailecek basketbolun içerisindeki pozisyonumuzu anlatan bir fotoğraf. Ama aynı zamanda yazıyı yazana ben parmak basmak isterim. Gökhan Türe de özellikle basın tarafında yani 25 senedir evet. Burada ve halen o paylaşım isteğini devam ettirmiş durumda. Evet bu arada yani... çok anlamlı, yani kompozisyon olarak da çok anlamlı bir sayfa olmuş. Evet. O da çok, hakikaten dediğin gibi çok değerli. Oo. Hocam saçlar. Bu saçlarla olmaz. Aslında farklı bir hava katmıştı o dönem ama yani uzun soluklu olmaması ben, bence iyi oldu. Ben hatırlıyorum. Yani. Yani zaten babam... Bir de surat biraz yine surata dikkatini çekerim yani. Ama o... şimdi surata geldiğimiz noktada abimin zaten çok fazla duygularla pek bir işi yok. Duyguların gösterilmekle çok bir işi yok. Evet. Ama bir asabiyet de var. Ufacık bir asabiyet. O asabiyeti yaşattırır, hissettirir. Bilene hissettirir. Bilene o asabiyetin normal olmadığını da hissettirir. Ama saçlar olmamış. Saçlar olmamış Muratcan. TBT Show'da ikinci... bölüm Sinan Güler'le gelecek, devam edecek. Üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar Sinan. Şimdilik teşekkür ederiz. Devamı gelecek ederim. Hocam. Sezonda size kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Sağlıklı ve başarılı diyebileceğim bir sezonu kariyerinin adına umarım haneye eklersin. İnşallah. Teşekkürler. Sinan Güler'le bugün o kadar fazla fotoğrafın içerisinden birkaç tane seçebildik. Devamını getireceğiz. Ve anıları, fotoğrafları konuşmaya devam edeceğiz. Eskiye dönmeye devam edeceğiz bir sonraki bölümde.